İtalya'dan, Bologna'dan, EYMA Fuarı'ndan herkese selamlar. Tractor of the Year'ın bütün finalistleri bu alanda şu anda sergileniyor ve siz şampiyonların şampiyonuna bakıyorsunuz. Tractor of the Year kategorisinde, yani büyük kategoride 2022 yılının traktörü seçilen John Deere 7R350 Auto Power Traktör. Üstün özellikleriyle beraber benim de dahil olduğum 25 Avrupa ülkesinden toplam 26 jüri üyesinin verdiği oylarla toplam puanda en yükseği elde ederek John Deere birinci olmayı hak etti ve ödülünü fuarın ilk gününde ödülünü teslim etti kendilerine. Second finalist in this final category is John Deere, the 7R350 Auto Power. İşte bu traktör. Üstün özellikleri size özet halinde anlatacağım traktörlerin ilki. Çünkü buradaki tüm finalist traktörleri de tek tek sizler için özetleyeceğim. Bunlara eğer YouTube'dan izliyorsanız ulaşmak için açıklama kısmındaki linkleri kullanabilirsiniz. Veya tüm sosyal medya hesaplarımızı takip ediyorsanız zaten haberiniz de olmuştur. John Deere 7R350 modelin adı. Üzerinde şu kaputun altında 6 silindirli tam 9 litrelik bir motor var. 350 modelin adı, yani üretebildiği nominal güç 350. Üretebildiği maksimum güç 388 beygire kadar bu traktörden güç elde edebiliyorsunuz. Bu motorun bir özelliği diyelim. İkinci özelliği tabii ki sizin de aklınıza gelmiştir, maksimum torku. 1600 devirde tam 1580 Nm maksimum tork üretebiliyor bu traktör. Üzerindeki motor da John Deere yapımı, şanzıman da John Deere'ın yapımı. Auto Power dediğimiz sonsuz değişken bir şanzımandan bahsediyoruz. Sizin için sonsuz kademeyi elde edebiliyor. Şimdi bu traktörün motor özelliklerini söylerken yakıt bilgisini de verelim. 516 litrelik bir yakıt deposu var ve 26 litrelik de AdBlue yakıt deposu olduğunu söyleyelim. Traktörün üzerinde John Deere'ın IVT adındaki sürekli değişken şanzımanı yer alıyor. Bunun özellikleri ise saatte 50 metre de ilerleyebiliyorsunuz minimum hızda. Maksimumda da saatte 50 kilometreye kadar çıkabiliyor bununla ulaştığınız hız. Ancak 1290 motor devrinde 50 kilometreye ulaşabiliyorsunuz. Şimdi diğer özellikleri de bulunduğumuz noktadan anlatalım. Çok detaylı bir inceleme programı olmayacak ama sizler için özetlemeye çalışacağım. Üzerinde hidroliklerle alakalı bilgi verelim. Traktörün boş ağırlığı yaklaşık 11 ton, 11 bin kilogram. Boş ağırlık, ağırlıkları olmadan, yani şu anda gördüğümüz gibi. Ancak yükleme kapasitesi 18 tona kadar ulaşabiliyor. İzin verilen maksimum yükleme ağırlığı diyelim. Arkadaki hidrolik kollarla beraber kaldırabildiğiniz toplam ağırlık ise maksimumda da 11 tonun biraz üzerine ulaşabiliyor. Yani kendi ağırlığından bir miktar daha fazlasını kaldırma yeteneğine sahip. 4 farklı kuyruk mili hızı sunuyorlar arka tarafta. Ön tarafta ise 1000 devir bölü dakikayı sizlere tek seçenek olarak sunabiliyorlar. Bunun üzerinde hangi özellikleriyle yılın traktörü seçildi? Özetlemek gerekirse iç tarafta bulunan, yani kabin içerisinde bulunan birçok donanım da buna son derece etkili oldu. Konfor özellikleri üst düzeyde bir ortam sizleri bekliyor. Hem masaj özelliği olan hem ısıtması soğutması olan bir koltuktan bahsediyoruz. Ancak operatörün kullanabildiği elektronik donanımlar, sistemler de bu traktörü yılın traktörü yapmaya gerçekten katkı sağladı diyebiliriz. Arkada eğer bir balya makinesi bağlıysa, özellikle kare büyük balya makinelerinden bahsediyoruz. Bunu kontrol eden bir sistem var. Dönüşleri kontrol eden bir sistem var. Operatörün direksiyon hareketiyle traktörün ne kadar dönebileceğini kendine göre ayarlayabildiği sistemler ve daha birçoğu bunun üzerinde bulunuyor. Ölçülerine bakıldığında da kısa bir dingil mesafesi nispeten bu beygir güçlerinde 2.92 metre. Dingiller arası mesafesi var. Bununla beraber 52 derecelik bir dönüş açısını elde edebiliyorsunuz. 388 beygir güç elde ettiniz bu traktörde. Genel hatlarıyla özetlediğimiz 7R350 model adıyla John Deere yılın traktörü olmayı başardı. Hem de güçlü rakipleri arasından sıyrılarak işte bu sırada bu sergi alanında tüm rakiplerini görebilirsiniz. Biz özeti burada bitirdik ancak diğer traktör modellerini de anlatmaya devam ediyoruz. Onlar için de mutlaka Traktör Metri'nin YouTube kanalına abone olun ve diğer videolara da açıklama kısmından göz atabilirsiniz. Şimdilik John Deere ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar.